Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Işık arkadan çok patlıyor. Şu anda sabahın 8'indeyiz. Bütün gece cam açık yattım. Diğer pencereler kapalıydı. Sonra üşüdüm. Kalktım, bunu da kapattım. Kızlar uyuyor. Şimdi onları zevk için uyandıracağım. Çayım hazır. Saat 9'da dışarı çıkalım dediler. Daha hazırlık faslı var. Ben önden giriş yapayım dedim. Kuzenimi de kahveye çağırdım ama henüz mesajımı görmedi. Daha uyuyor olabilir. O sebepten biraz onda cevap vermesini bekleyeceğim. Ondan sonra kızları uyandıracağım. Biz kahve içerken onlar da hazır olurlar diye düşünmüştüm ben. Bugün forma gideceğiz. Formda işimiz önemli. Gezmek. Beraber, birlikte. Kızlarla. Cenhalimiz de bu defa bizimle. Meral, Cenhal ve ben. Muhteşem üçlü olduk. İkiliydik, üçlü olduk. Şimdi forma gideceğiz alışveriş yapmaya. Kışlıklar çıktı. Bir dolanalım. Bir dolanıp biz gelelim. Bakalım neler alacağız. Dünkü yolculukta fazla video çekmedim. Şarjım bitiyordu. Şimdi yolculuktan bahsedeyim. Annemle gelirken uzun bir yolculuktu ve ben ameliyattan çıkmış olduğum o süreç içerisinde iyi değildim. Dün ağrı kesicimi peşin peşin içtim. Çok güzel, çok rahat bir yolculuk yaptık. Yolculuğumuz 2,5 saat sürdü. Gemide şöyle ki 1 saat önceden 3,5 saat oturdum. Arada dolanım fırsatım oldu. Rahat geldik. Daha önceki gemi yolculuğumuzda yani yolculuk başlamadan 2 saat önce oturduk. Öncesi çok yorulduk. Sonrası çok uzun süre bekledik. Kötüydü ya. Önceki kötüydü. Bu iyiydi zaten. Yolda yarısı. Ya Mersin 5 saat, 5,5 saat. Biz 6 saatte geldik. Taşucu 2,5 saat, 2,5 saatte geldik. Güzel oldu. Eve ulaşmamızı 7,5'u buldu. 7,5'da eve geldik. Güzel bir yolculuktu ya. Bunu söylemelere doyamıyorum. İnşallah aynı güzellikte, rahatlıkta bir dönüş yolculuğu yaparız diye umuyorum. Zor gibi yani. Asansöre zor girdi. Gittiğinde bu arada daha İyi ki Buse'cim, ben de bu şu arabayı yollatmışım. Buse çatal kaşık ülkesi bu da. Geldi kadar şey yollattım. O da bizim Hüseyin'in bir dengeri gelen. O da mı Buse'nin? Hadi bakalım, hayırlı olsun Buse. Açıyorum. Şunu Hüseyin'inkinden aç. Hüseyin'inkinden aç. Onlar iyice bozmuşlar her şeyi. Aç annem, komple aç şunu bir. Makası ver ya, ben oradan ben ileride. Biz böyle göndermemiştik. Biz böyle göndermediydik. Bir yırt şunu karnından anne. Bir dakika anne. Sesini yükseltme. Git uzaklaş biraz dibimde dikildaş gibi durma. Kahveyi söndür teyzem altına. Nereye koyacağım? Böyle yırtık işte. Tamam çıkar. Bu açık bile değildi. Hijyen bandı açılmış deyip dağıttılar. Biz sadece şunu açmıştık ha. Hangi hijyen bandıysa biz hijyen bandı da ayırmadık, koparmadık. Sadece biz bu değil ya. Bunu açmadık, yalan olur. Bunlar olmamış mı Hüseyin'in? Olmamış değil Hüseyin. Ben gönderdim geri. İade almıyorlarmış. Neresi hijyen bandı varsa. Bir tanesini açtıydık. Aynısı geri geldi annem. Bizim gönderdiğimizi geri. Bu Hüseyin'e olmaz dedik, görün. Neyse. Yenisini aldık. Ah benim cefakar kızım. Arkadaşının kargosunda ne zahmetlerle getirdi, açarmış. Anası dedi al annem bu arabayı, git yoksa getiremem. Ah Buse. Bize yamuk yaptın, gelmedin. Biz de aynı yamuğu sana yapıp getirmeyeceğiz. Onlar tavası. Dikkat et açılıp düşmesin. Şimdi yere verdiği olmadıysa iyidir.
Büyük parçayı çek çıkarın istersen önce. O da benim tencerelerimin aynısı. Dedim işte seninki tavaların gibi diye. İnşallah güzel bir markadır bu Ambos'tan. Üç tane mi? Herhangi bir abuk sabukluğu yok değil mi? Biz bundan vakit kaybediyoruz şimdi ama neyse. Üç tane değil mi? Çok hızlı hızlı yap. Ercan en üstten 12'den önce gideyim dedi. Saat kaç? 10.30. Neyse. Onlara iki tane, iki mi bir tane tava, saplı tava. Üç parça dür kapağı olabilir birinin. Dur. Aynı markanın biri Orion, biri Odin, biri Onyx. Sanki malzemesi farklı. Evet, o da saplı 3 tane. Tamam, koy yerine 3 tane saplı. Granit kaplama döküm tava diyor. Tamam anne bırak, yere bırak öyle. Video uzun olmasın diye. Video uzun olmasın diye gideceğiz. Açmaya mı zorunda? Aç, o da tamamsa değilse kız itirazını yapsın şeyinden. Yani fabrikasyon paket gibi görünüyor. O öyle ama ne bileyim ben. Niye bakmadınız, niye söylemediniz olmasın. O zaman haklı olur çünkü bakmazsak. Bir eksiklik, bir gediklik. Yedi parça diyor annem. Kapaklarıyla bu defa galiba 7 parça. Tenceresini biz çıkar işte öyle. Çıkar koy dışarıda kalsın. Öyle koy içine. O onun değil ama 1-2 kapakların üstüne bırakırız. Şimdilik onun üstüne öyle bırak. O onun kapağı mı? Değil gibi duruyor. Çıkar büyük tavalı. Aşağıdaki tavalarındır o da. İlk çıkan ta kapak onun. İkinci o onun çapraz. 5 parça etti. O büyük kapağın ki orada. Bir de tek bir saplı tava. Tamam. Okey. Sayısı tamam. Tamam işte birinin kapağı yok. O büyük kapak hem onu hem onu oluyordur. Hem tencere hem tavaya oluyordur. Üç tane kapak var. Ama kapağın şu, biri. Şurası kırık bak. Kırık mı gerçekten? Kırık. Abo. Neyse. Bir şey olmaz, evde de kırılabilir. Yapacak bir şey yok, değişime götürmek, getirmek. Hepsini onlayın, ben hiç taşıyamam. Çünkü hepsi bir bunların. Sadece şurası. Getir, yavaş getir, büyük de çünkü. Ha evet, görünüyor şu an. Evet. Vallahi bu sen. Kaderim. Hadi canım, kardeş, görüşürüz. Geldik ve bir dosttan sweet poğaça gibi bir şeyler alıp yiyeceğiz. İçecek almadın yanına? Tamam. İçeceklerimiz de Migros'tan. Ne yapıyoruz? Songi teyzemle konuşuyorum. Zenginlik muhabbeti yapıyoruz. Ha. Tamam, şimdi fukara edebiyatı yapak bacım. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Program ne? Program. Hakkını kaybetmişsin. Sen kendi kendine alarak. Çünkü sana onun hediye olması gerekiyordu. Sadece üçünüz mü? Başka? Kaç olacağız daha? Yani bu size gelecekti. İşte güzellik falan
Neydi kızların ismi? Nermin Fransa'ya gitti geldi. Yani niye video açık benim konuşmalarımı çekiyorsun? Hadi Beren hadi. Kapat. Yok sohbet edeceğiz, siz kapatın. Bay bay. Şimdi ne yapıyoruz? Chelsea bu tarafa nereye gidiyoruz? 2-3 katlı yerin adı neydi? Addax. Ondan sonra... Yerlerin adını unuttuk ya. Addax'a giriyoruz, Hadise'ye giriyoruz. Neydi o şeyin ismi? Cemo'ya. Cemo'ya giriyoruz. Cemo'ya kadar gidelim o zaman, oradan geri dönelim. Başka? Bugünlük bu kadar. Dondurmacı Halil olur. Kinefeci Fatma olur. Hiç fark etmez. Hatçı olur. Bir tatlıcı buluyoruz. Meral'i mutlu ediyoruz. Valla dün gece tatlı aldık ama ben kullanamadım. Bugün sabah da yedim, tatlı yemem ben bugün. Sen benden yersin. Bir sonra. Bilmem. Tadına bakarsın. Ya aklım kaldım adam, kokulu da ürün yok, ürün. Valiz alacağım 4 tane, ne yapacağım? Annem belki bici bici yer. Teşekkür. O sıra yesek. Var ya. Bakalım hadi. Koşalım. Kadın bici biciye duyunca hiç yok demiyor. Bici biciyle senin de saydığın tatlılar arasında dağlar kadar fark var. Bici bici tatlı bile değil, şerbet. Meyve suyu. Aha, hiçbir şey yok. Ne yapacaksın sen burada? Sen fukara. İşte onlar fukara dedi ya. Burada mı gezilir? Burada gezdik, gördük, bize ait olan bir şey yok, anladık. Şimdi gidiyoruz çarşılara, kendimizi vuralım. Alacağım çok şey var, aklımdan unuttum. İki tane yeşil yastık kılıfı alacağım, onu biliyorum. Alacağım. Pasta sulama bıçağı istiyorum. İki tane mavi yastık kılıfı. Kuaför malzeme satan yerden tırnak kesici, hatırlat onu, tamam mı? Yoksa yandık. Hadi o zaman gidelim. Bana rakip çıkmış. Benim yaptığım turunç macunu, pergamut macunu, portakal kabuğu macunu. Aynından yapmışlar ve ipe dizmişler. Burada satıyorlar. Hem de künefeci ve tatlıcı da. Maşallah. Sizi de görünce bakalım ne beğenecek misiniz diyeyim artık. Yukarı, daha yukarı. Bu kelimeyi söyleyip sonra bir yoruldum, neden yorulayım diyemeyeceğin hal var karşınızda. Ona bakıp yorgunluğunu itiraf edemeyen bir Meral var karşınızda. Evet. Ne sipariş veriyorsunuz? Havuç değil. Hadi. Cenhan? Ben tamam. Afiyet olsun size. Sonra konuşuruz. Annem benim tatlımı çekiyor şu an. Son lokmanızın keyfini çıkarın. Burada anı kalsın. Ben bunu benim dilimde açıp yok. Cebinde küçüme girme. Cebime gir diyecektim. Küçüme girmeyeceğim. Baklavayı açıyorlar. Bu dondurmayı koyuyorlar. Ağzına sığmaz. Vallahi sığmaz. Onu da dilimleyip yiyorlar ama ondan sonra öyle hepsini birden yemiyorlar. Afiyet olsun. Bak şimdi gerçek maaş dondurmasına da anlaştırıyor musunuz? Bunu böyle şimdi gördünüz mü? Şöyle bak. Zaten gerçek demedi. Usulü dedi. Kelime oyunu. Konmayın kelime oyunlarına. Sizin bildiğinde krepçi, yok krep değil de waffle'cı. Fransız usulü. Waffle'ın üstündeki konulan çikolatanın kutusunun üstünde ne yazıyordu? Hı. Ne yazıyordu? Nutella. Adam ne krep çikolatası kullanıyor dedi? Karı. Nutella. Tamam, kadın ne dedi? Nutella. Yalan mı söyledi? Doğru. Söyledi. Pis karı. Şikayet edeceğim olsa belediyesine. Yani kadın demiş, ha bak üstünde Nutella yazıyor. Hikayenin devamını anlattın mıydı öyle? Gelemedik o aşamaya. Neyse kızlar, hadi afiyet olsun. Ay, tut sinekler olsun. Yarın değil, öbür gün. Ben oraya geleceğim ya. Her seferin saç toplamam. Teyze, bazı gereği etmez. Yarın ben hepimizi konuşuyorum. Yarın ben ediyorum. Düşünelim. Düşünelim, kapı sormaya çalıştık. Nereye gidebiliriz? Önerisi olan? Ben. Bizim evi oraya yürürüz. Karşıya. Ha, o yalnız sonrasında bir tarafında uygun mağazalar var. Uygun mağazalar var, güzeller var. Bir şey sorabilir miyim? Niye cehennem yüzünde? O sosu koysan durmaz değil. Şimdi senin yerin cehennem yüzünde. İsteriz böyle. Kadraja girdim. İyi akşamlar dostlarım. Yorgunum dostlarım. Size yorgunum bir hikaye anlatmak istiyorum ben telefonuma. Yaklaş, bağırarak ama tamam getiriyor. Bunu nasıl sokacağım gene? Şimdi arkadaşlar, geldik tamamız.
Mayıs'ın yok. Ben dondurma 15 TL. Dene dedim ki kesme dondurmada 30 TL. Dedim ki ucuda gelsin diye birçok dondurma alalım 15 TL'ye kapatalım bu işi. Adam bizi 3'e top geçirdi 45'i oldu. Kesme dondurma size daha şerefliydi. Babayı kesme olabilir. Evet, iki baklava. Ortaya mı? Bir de ben diyorum ki şey mi yasak acaba süt dilimi ne süt dilimi miydi o? Süt dilimi kinderdi. Havuç dilimi. Böyle kinderde karıştırdım tamam. Bugün kırılacak bu kamera. Anyways. Tamam. Anneme diyorum ki yiyecek misin? Yok yemeyeceğim diyor. Tamam baklava geliyorum. Size diyorum ki anne al sen de hani bir çatal alsın. Devam yiyor. Yiyeceksen niye söylemiyoruz sana da? Diyet yapıyor. Diyet yapıyor ama beni yiyor. Hani annem mi diyet yapıyor? Ben mi diyet yaptırmaya çalışıyorum sonra? Belli değil. Seninki azıcık.